Burun. Yazan Gogol. Mart'ın 25'inde Petersburg'da acayip bir olay vukua geldi. Vosnaçenski Caddesi'nde oturan berber İvan Yakovlevich o sabah epeyce erken uyandı. Onun soyadı zamanla unutulmuştu. Dükkanının tabelasında bile yazılı değildi. Yüzü sabunlu bir adamı gösteren bir resim ve yanında yalnızca şu yazı okunabiliyordu: "Hacamat da yapılır." O uyanır uyanmaz da burnuna sıcak bir ekmek kokusu geldi. Yatağından usulca doğruldu. Baktı ki kahve tiryakisi eşi ocaktan taze pişmiş ekmekleri çıkarıyor. "Praskovya Osipovna, ben bugün kahve içmeyeceğim," dedi. "Sen bana biraz soğanla biraz sıcak ekmek ver, yeter." Esasen ikisinden de vazgeçemiyordu o. Ne kahveden ne soğan ekmekten. Lakin bunun mümkün olmadığını da biliyordu. Praskovya Osipovna böyle bir şeye razı olur muydu hiç? Karısı kendi kendine, "Ziftim peki niye, iyi mi?" diye düşündü. "Peki, kahve bana kalır," dedi. Masanın üstüne bir ekmek uzattı. İvan Yakovlevich kibarlığından gömleğinin üzerine bir setre aldı, sonra kalktı, masaya oturdu. Azıcık tuzla iki baş soğan hazırladı, bıçağı eline aldı, kurumlu bir havayla ekmeği kesmeye başladı. Somunu orta yerinden ikiye böldü, ortasına şöyle bir göz attı. İçinde beyazımtırak bir şey vardı. Şaşırdı birdenbire. Bıçağıyla yavaşça beyaz şeyi kurcaladı, didikledi. Sonra biraz parmağıyla yokladı. Kendi kendine, "Allah Allah, katı bir şey, ne olabilir acaba?" diye düşünüyordu. Parmağını soktu, o şeyi çıkardı oradan. Bir burun! İvan Yakovlevich'in kolları yanına düşüverdi. Gözlerini ovuşturdu, parmağıyla bir daha dokundu buruna. "Burundu işte, burundu, bal gibi burundu bu. Üstelik tanıdık bir buruna benziyordu." İvan Yakovlevich'in yüzü dehşet içinde kaldı. Lakin bu dehşet karısının öfkesinin yanında hiçbir şeydi. Kadın çılgın gibi bağırıyordu. "Nereden kestin bu burnu, canavar, ahlaksız, sarhoş herif? Seni polise kendim gidip haber vereceğim, haydut herif. Şimdiye dek 3 kişi oldu, gelip bana söylediler. Tıraş ederken burunlarını koparacak gibi çekiyormuşsun." Ama İvan Yakovlevich bunları dinleyecek durumda değildi. O ölümle dirim arası bir durumdaydı şu an. Anımsamıştı çünkü bu burun şube müdür yardımcısı Kovalev'in burnuydu. Pazar ve çarşamba günleri tıraş ettiği Kovalev'in. "Sus, sus Praskovna Osipovna," dedi. "Ben şimdi onu bir beze sarar bir köşeye saklarım, hele birkaç gün kalsın orada, sonra götürürüm." "Yok yok, dünyada istemem. Odamda kesilmiş bir burun saklanmasına izin vereceğim ben, ha hımbıl. Ustura bilemekten başka bir şey öğrenmemiş ki. Hiçbir işe aklı ermiyor, serseri, kopuk. Senin yüzünden polislik mi olacağım ben? Hay kabak, hay, hay odun, hay. Şuna bakın hele be. Al götür, nereye götüreceksen şunu, bir daha sözünü bile duymayayım." İvan Yakovlevich tam manasıyla serseme dönmüştü. Düşünüyor, düşünüyor, bir türlü işin içinden çıkamıyordu. Ensesini kaşıdı. "Nasıl oldu acaba? Gel de çık işin içinden," dedi. "Acaba dün akşam eve sarhoş mu döndüm, ayık mı? Ama ne olursa olsun akla durgunluk verecek bir olay. Bir kez ekmek, öyle bir şey ki pişiyor. Halbuki burun, bambaşka bir şey. Ulan haksız, deli olacağım." İvan Yakovlevich sustu. Düşünmeye başladı. Şimdi polisler gelip evinde bu burnu bulacaklar, onu suçlu sayacaklardı. Bu düşünceyle kafası büsbütün karıştı. Polislerin kırmızı yakalarını, giysilerindeki süslü işlemeleri, bellerindeki kılıçları daha şimdiden görür gibi oluyordu. Eli ayağı kesildi, titremeye başladı. Çizmesini, pantolonunu aldı, bütün yıpranmış giysilerini giydi. Praskovya Osipovna'nın bitip tükenmek bilmeyen dırıltıları arasında burnu bir beze sardı, sokağa çıktı. Bezi bir yere bırakmak istiyordu. Artık neresi olursa.
Bir taşın altına mı, yoksa bir kapının yanına mı, yahut bir köşede dalgınmış gibi düşürüverir de başka bir sokağa mı dönüverirdi? Ama tersliğe bakın ki sokağa çıkmasıyla ensesinde bir takım dostlarının bitivermesi bir oldu. Bunlar hemen kendisini sorguya çekmeye başladılar. Nereye gidiyorsun gibi bir takım anlamsız sorular. Öyle ki İvan Yakovlevich bu durumda hiçbir fırsat bulamadı. Sonunda elindeki bezi düşürmeyi başardı. Ama görüldü. Uzaktan bir polis memuru mızrağıyla işaret ederek sesleniyordu. Hey, bir şey düşürdün. Bana bak, al onu. İvan Yakovlevich ister istemez eğildi, burnu alıp cebine soktu. Sokakta kalabalığın gittikçe arttığını, mağazaların, dükkanların birer ikişer açıldığını gördükçe bu işten bütün umudunu kesmeye başlamıştı. Sonunda İsakiyev Köprüsü'ne gitmeye karar verdi. Belki orada bir pundunu bulurdu da Neva'ya atabilirdi. Ama ben yanlış yaptım. Birçok noktadan saygıdeğer bir adam olan İvan Yakovlevich konusunda size daha birkaç söz söylemeliydim. İvan Yakovlevich bütün namuslu Rus esnafı gibi gece gündüz içerdi. Her gün yabancıları tıraş ederdi, kendi sakallarını kesmezdi ama. Frakı alaca bulacaydı. Daha doğrusu siyahtı da üzerinde tarçın sarısı ve kurşuni benekler vardı. Yakası pırıl pırıl. Üç düğmesi kopmuş, yerlerinde yalnızca iplikleri kalmış. Tam anlamıyla utanmaz bir adamdı o. Şube müdür yardımcısı Kovalev her tıraşta ona ''Ellerinde hep kötü kötü kokuyor İvan Yakovlevich'' der. O da ''Neden kokuyor acaba?'' diye yanıtlardı. ''Ne bileyim birader, kokuyor işte.'' Bunun üzerine İvan Yakovlevich bir tutam enfiye çeker, Kovalev'in yüzünü sabunlamaya başlardı. Yanaklarını, kulaklarının arkasını, dudağının üstünü, çenesinin altını, kısacası neresi aklına eserse. Evet, sayın yurttaş, sonunda İsakiyev Köprüsü'ne geldi. İlkin sağa sola şöyle bir göz attı, sonra köprünün parmaklığına yanaştı. Orada köprünün altından geçen balıklara bakıyormuş gibi yapıp, beze sarılı burnu yavaşça ırmağa bıraktı. Sanki üstünden bin çeki yük kaldırmışlardı onun. Kalbi öyle hafifledi ki, güldü. Müşterileri tıraş etmeye gidecek yerde, kapısında her türlü yiyecek ve içecek yazılı bir dükkandan içeri girdi. Bir bardak punç isteyecekti. O aralık birdenbire mahallenin polis komiserinin köprü başında durduğunu gördü. Adamın geniş favorileri, üç köşeli şapkası, belindeki kılıcıyla kibar bir durumu vardı. Korkudan berberin her yanından soğuk bir ter boşandı. Komiser eliyle ona işaret ederek, ''Ahbap, gel bakalım buraya.'' dedi. Yol yordam nedir peki bilen İvan Yakovlevich, kasketini ta uzaktan çıkararak komiserin yanına koştu. ''Günaydın efendimiz.'' ''Hayır hayır, efendimiz filan yok şimdi. Söyle bakayım, biraz önce ne yaptın şurada, ha, köprünün üstünde?'' ''Vallahi efendim, müşterilerimi tıraş etmeye gidiyordum. Yalnızca biraz durdum da sular hızlı hızlı mı akıyor yoksa yavaş mı, ona baktım.'' ''Yalan söylüyorsun. Bununla yakayı kurtaramazsın, söyle doğrusunu.'' İvan Yakovlevich, ''Yüce kişiliğinize haftada iki kez, ne ikisi, üç kez hiç kusursuz tıraş etmeye hazırım.'' diye yanıt verdi. ''Hayır dostum, saçma şeyler bunlar. Üç tane berberim var benim, beni tıraş etmeyi kendileri için onur sayarlar. Sen onu bırak da ne yapıyordun biraz önce şurada, onu söyle.'' İvan Yakovlevich sarardı. Ama yükü burada kalın bir bulut tabakasıyla kapanır. Bundan sonra ne olduğu konusunda da hiçbir şey bilinmez. Şube müdür yardımcısı Kovalev oldukça erken uyandı. Uyanır uyanmaz da dudaklarıyla brrr brrr yapmaya başladı. Nedenini kendisi de bilmezdi ama her uyanışında böyle yapardı o. Gerindikten sonra masanın üstünde duran küçük aynayı kendisine vermelerini duyurdu. Dünden beri burnunda oluşan sivilceye bakacaktı. Aynayı eline alınca şaşkınlıkla burnunun yerinde bir düzlükten başka bir şey olmadığını gördü. Aklı başından giden Kovalev su getirtti, bir peşkirle gözlerini ovaladı. Gerçekten de burnu yoktu.
Eliyle bir daha dokundu. Sonra düş falan olmasın diye kolunu çimdikledi. Ama yok. Galiba gerçekti. Şube müdür yardımcısı Kovalev yatağından atladı, silkindi. Burun gene yerinde yok. Hemen giysilerini istedi. Doğru merkeze, polis müdürünü görmeye koştu. Fakat bu arada Kovalev için birkaç söz söylemek gerek. Birkaç söz söylemeli ki okuyan ne biçim bir adam olduğunu anlasın. Diplomalı şube müdür yardımcılarıyla bu meslekte Kafkasya'dan yetişmiş olanlar kesinlikle birbirleriyle karşılaştırılamaz. Bunlar birbirinden tümüyle farklı iki sınıftır. Mesleğe bilim yoluyla... Ya susayım daha iyi. Çünkü bu Rusya acayip bir ülke. Hangi şube müdür yardımcısından söz edersek edelim, Riga'dan Kamçatka'ya dek bütün şube müdür yardımcıları kendi üzerlerine alınırlar kesinlikle. Hoş, bütün bu meslekler, bütün makamlar için böyledir ya. Kovalev, Kafkasya'dan yetişme bir şube müdür yardımcısı. Bu konumu hak edeli daha 2 yıl oldu. Bundan dolayı bunu hiçbir zaman unutmazdı. Kendisinden söz ederken öyle yalnızca şube müdür yardımcısı demezdi. Yanına bir de binbaşı katarak kendisini biraz daha ağırdan satmaya gayret ederdi. Örneğin sokakta gömlek satan bir kadına rastlar, ona şöyle derdi. Dinle güzelim, git evime dek, evim Sadovaya'dadır. Kovalev binbaşı burada mı oturuyor diye sor. Kime sorarsan gösterir. Eli ayağı düzgün bir kadın görünce ona da alçak sesle bir şey söyledikten sonra şöyle devam ettirirdi konuşmasını. Şekerim Kovalev binbaşının evi de yeter. Onun için kendisinden söz ederken bundan sonra hep binbaşı diyeceğiz. Kovalev binbaşının Nevski Caddesi'nde her gün şöyle bir dolaşmak adeti. Gömleğinin yakası daima apak, her zaman kolalı. Favorileri il ya da ilçe kadastro memurlarının, mimarların ve askeri hekimlerin favorilerine benzerdi. Bu adamların tamamı ayrı ayrı işler görürler ama hepsinin ortak bir yanları vardır. Hepsi tombalakça kırmızı yanaklıdırlar. Hepsi pek güzel boston oynarlar. Favorileri yanaklarının orta yerinden başlar ta burunlarına dek gider. Kovalev binbaşı üzerinde birçok mühür taşır. Bunların kimileri armalı, kimilerinde de çarşamba, perşembe, pazartesi gibi günler kazılı. Petersburg'a iş için gelmişti. Onuruyla mütenasip bir konum bulmak için. Becerebilirse bir vali yardımcılığı alacak, eğer beceremezse uygun bir bakanlıkta bir şube müdürlüğü filan uyduracaktı. Kovalev binbaşı evliliğe karşı değil ama bir koşulla. Evleneceği kadın hiç değilse 200 bin rublelik bir çeyiz getirmeliydi. Şimdi okurum binbaşının o oldukça güzel burnunun yerinde bu anlamsız boşluğu gördüğünde ne duruma geleceğini kendiliğinden kestirebilir. Aksi gibi görünürde bir tek araba yoktu. İster istemez yaya gidecekti. Paltosuna büründü. Yüzünü de burnu kanıyormuş gibi mendiliyle kapadı. Belki de bana öyle geldi diye düşünüyordu. Durup dururken adamın burnu düşer mi? Bir daha aynaya bakmak niyetiyle bir şekerci dükkanına doğru yürüdü. Allah'tan şekercide kimsecikler yok. Çıraklar ortalığı topluyor. İskemleleri yerleştiriyorlar. Kimi de daha hala gözlerinden uyku akarak sepetlerin içinde sıcak börekleri götürüyorlar. Masaların üzerinde geceden kalmış üzerleri kahve lekeleriyle dolu gazeteleri topluyorlar. Çok şükür kimse yok dedi. Şimdi iyice bir bakayım suratıma. Sıkılgan bir tavırla aynaya doğru yürüdü. Baktı yere tükürerek Allah Allah diye söylendi. Bu ne ürkütücü şey böyle. Burun yerine başka bir şey olsa yüreğim yanmayacak ama hiçbir şey yok. Öfkesinden dudaklarını ısırarak şekerciden çıktı. Bugüne kadar yapmadığı bir şeye kimsenin yüzüne bakmamaya, kimseyle konuşmamaya karar verdi. Ansızın bir evin kapısında donmuş gibi durdu. Gözlerinin önünde anlatılmaz derecede tuhaf bir olay olmuştu. Kaldırımın yanında bir araba durdu, kapısı açıldı. İçinden üniformalı bir bey atladı. İki büklüm hızla merdivenlerden yukarı çıktı.
Kovalev bu adamın tas tamam kendi burnu olduğunu görünce korkudan, şaşkınlıktan ne duruma geldi siz düşünün artık. Bu ürkünç sahne karşısında, çevresinde bütün dünya fırıl fırıl döndü. Öyle ki düşmemek için kendini zor tuttu. Bir bunalım içindeymiş gibi zangır zangır titredi. Arabasına dönünceye kadar bu efendiyi beklemeye karar verdi. Evet, 2 dakika sonra burun yeniden göründü. Efendinin sırtında sırma işlemeli dik yakalı bir giysi, ayağında güderi bir pantolon, belinde de bir kılıç vardı. Tüylü şapkasından Danıştay üyesi olduğu anlaşılıyordu. Davranışları, her şeyi ziyarete gittiğini gösteriyordu. Sağına soluna baktıktan sonra arabacıya yanaş diye buyurdu. Arabaya bindi ve yola koyuldular. Zavallı Kovalev deli olacaktı. Böylesi hiç başına gelmemişti. Daha dün gece yerinde duran bir burun, yürümez etmez. Nasıl oluyor da bugün üniformalar içinde çıkıyordu karşısına? Gerçekten nasıl oluyordu bu? Yeniden arabanın peşinden koşmaya başladı. Bereket versin, araba çok uzağa gitmemiş, Gostine Dvor'un önünde durmuştu. Koştu, bir sıra yaşlı dilenci kadının arasından geçti. Kadınların bezlerle sarılı suratlarında tek gözlerinden başka bir şey görünmüyordu. Bir zamanlar bununla alay ederdi. Sokak ıssızdı. Kovalev'in kafası öyle karma karışıktı ki ne yapacağını, neye karar vereceğini bir türlü bilemiyordu. Gözleri fıldır fıldır, köşe bucak efendiyi arıyordu. Sonunda gördü. Bir dükkanın önünde ayakta duruyordu. Burnun yüzü yüksek dik yakasının içinde yitmiş gibiydi. Dikkatli dikkatli eşyaları gözden geçiriyordu. Kovalev, şimdi buna nasıl yanaşmalı diye düşündü. Durumuna, tavırına, şapkasına, giysisine bakarsan bir Danıştay üyesi. Ne yapsam bilmem ki. Hafiften öksürdü. Danıştay üyesinin sağında solunda dolaşmaya başladı. Fakat burun hiç istifini bozmuyordu. Sonunda Kovalev güç bela bütün cesaretini toplayabildi. Efendim diyebildi. Efendim. Burun döndü. Ne istiyorsunuz diye sordu. Şaşılacak bir şey efendim. Öyle sanıyorum ki yerini siz bileceksiniz. Sizi de ansızın gördüm. Nerede, açık söyleyin ki. Af buyurun ama neden söz ettiğinizi anlayamıyorum. Açık olur musunuz? Kovalev nasıl anlatsam diye düşündü. Sonra kafasını toplamaya çalıştı. Şu kesin ki diye başladı. Şu kesin ki önce kendimi tanıtayım. Bendeniz Kovalev binbaşı, şu anda burunsuzum. Benim gibi bir adamın burunsuz gezmesinin hoş bir şey olamayacağını kabul edersiniz. Voskresenski köprüsünde portakal satarak geçinen bir kadın için burun önemli olmayabilir. Ama benim için öyle mi? Ben ki gelecekle ilgili büyük düşünceleri olan biriyim. Ayrıca birçok aile evinin evine girip çıkan birçok hanımefendiyle tanışıklığı olan biriyim. Örneğin Bayan Çehtareva ile. O bir Danıştay üyesinin karısıdır. Onlarla ayrıca birçok hanımefendiyle düşüp kalkan bir insanım. Siz düşünün artık. Ne yapacağımı bilmiyorum efendim. Kovalev binbaşı bu sözü söylerken omuzlarını kaldırmıştı. Bağışlayın, bağışlayın ama biraz da namus ve onur kuralları düşünülerek davranılacak olursa anlıyorsunuz değil mi? Burun, kesinlikle hiçbir şey anlamıyorum diye yanıt verdi. Daha açık söyleyin. Kovalev bütün kurumunu takındı. Sözlerinizi nasıl karşılamak gerek ki bilmiyorum efendim dedi. Sorun sanırım yeterince açık. Daha mı açık söyleyeyim istiyorsunuz? Hay hay, siz benim burnumsunuz. Burun binbaşıyı tepeden tırnağa süzdü, biraz kaşlarını çatarak ''Aldanıyorsunuz beyefendi'' diye yanıt verdi. ''Ben kendimim. Hem sizinle benim aramda hiçbir sıkı ilişki olamaz. Üniformamızın düğmelerine bakılacak olursa siz senatoda ya da Adalet Bakanlığında çalışıyorsunuz. Bense eğitim dairesindeyim.'' Bu sözleri söyledikten sonra da arkasını döndü. Kovalev ne yapacağını, ne edeceğini tümüyle şaşırdı. O anda bir kadın kumaşının hoş hışırtısı işitildi. Her yanı tenteneler içinde olan yaşlıca bir kadın kendisine doğru yaklaştı. Yanında ince yüzlü bir genç kız vardı. Beyaz entarisi biçimli vücudunu bütün güzelliğiyle ortaya çıkarıyordu.
başına tüy kadar hafif açık sarı bir şapka giymişti. Arkalarında uzun favorili, geniş ve yüksek yakalıklı, uzun boylu bir bey geliyordu. Tütün tabakasını açtı. Kovalev biraz sokuldu, patiska gömleğinin yakasını biraz gevşetti ve çıkardı. Altın bir zincir üzerinde sıralı duran mühürlerini düzeltti. Gülümseyerek fidan boylu genç bayana dikkatli dikkatli bakmaya başladı. Biraz eğilerek yürüyen genç kız bir bahar çiçeğine benziyordu. Alnına götürdüğü ufak beyaz elinin parmakları bal mumundan gibiydi. Kovalev kızın şapkanın altındaki yuvarlak beyaz çenesiyle bir bahar goncasına benzeyen yüzünü görünce gülümsemesi bütün bütün arttı ama telaş içinde bir yeri yanmış gibi ansızın geriye döndü. Burnunun yerinde hiçbir şey bulunmadığını anımsamıştı, gözlerinden yaşlar boşandı. Döndü, o üniformalı adamı aradı. Bir hayduttan, bir dolandırıcıdan başka bir şey olmadığını yüzüne karşı hem de bağıra bağıra söyleyecekti. Diyecekti ki, bu Danıştay üyesi kılığındaki kişi kendi burnundan başka bir şey değildir ama burun görünürde yoktu. Kaşla göz arasında yitivermişti. Belki de ziyaretlerini sürdürüyordu. Bunu düşünen Kovalev yeniden umutsuzluğa düştü. Sütunlu bir kapının önünde bir dakika durdu. Burnu yine göremez miyim diye sağa sola bakındı. Şapkasında bir tüy, giysisinde de sırma işlemeler olduğunu iyi anımsıyordu ama paltosuna dikkat etmemişti. Ne arabanın rengini biliyordu ne de atların. Arkasında uşakları var mıydı, yok muydu? Varsa ne biçim giysiler giymişlerdi, bunların da ayrımında değildi. Atlarını koşturarak iki yönden de bir sürü araba gelip geçiyordu. Hepsine birden bakmak çok güç. Hoş bunun güç bir iş olmadığını, arabayı da gördüğünü de kabul etsek bile nasıl durduracaktı ki arabayı? Hava çok güzeldi, her yer günlük güneşlikti. Nevski alanı insanlarla doluydu. Kadınların kalabalığı, Polisseyist Köprüsü'nden Aniçkin Köprüsü'ne dek bütün kaldırımı bir çiçek seli gibi dolduruyordu. Kovalev'in bu kalabalığın içinde dolaşan bir arkadaşı vardı, müdürdü. Barem cetvelinde 7. derecedeydi. Kovalev yabancıların yanında ona genellikle Kaymakam Bey diye seslenirdi. İşte bir başka arkadaşı daha geçiyordu önünden. Yarıkin. Senato kaleminde şube müdürü olan bu arkadaşı arkadaşlarının en iyisiydi. Boston oynadığı zamanlarda boyuna para yitirirdi. İşte bir başka müdür yardımcısı da bu da konumunu Kafkasya'da elde edenlerden. Eliyle işaret etti, Kovalev'i yanına çağırdı. Kovalev içinden patla dedi. Sonra seslendi. Hey arabacı, beni doğru emniyet müdürlüğüne götür. Arabaya şöyle bir kuruldu. Son hızla diye ekledi. Binaya geldi, daha kapıdan girerken sordu. Emniyet müdürü burada mı? Kapıcı hayır diye yanıtladı. Yeni çıktı. Hay aksi şeytan. Ya evet, çıkalı çok olmadı. Bir dakika önce gelseydiniz sanırım bulurdunuz. Kovalev mendili burnundan ayırmadan yeniden arabaya döndü. Arabacının yanına oturarak umutsuz bir sesle çek diye bağırdı. Arabacı nereye diye sordu. Doğru. Nasıl doğru? Köşe başındayız, sağa mı sola mı? Bu soru Kovalev'in keyfini kaçırdı. Yeniden düşünmek zorunda kalıyordu. Onun durumunda bir insan her şeyden önce polise gitmeliydi. İşi polislik bir iş olduğundan değil, derdinin umarı orada daha çabuk bulunurdu da ondan. Burnun görev yaptığı yere gitse de hakkını orada arasa nasıl olurdu acaba? Her durumda pek önemli bir davranış olmazdı bu. Çünkü herifin biraz önce nasıl yanıtlar verdiğini görmüştü. Adamın sağ solu yoktu. Bir kez daha yalan söyleyebilirdi. Biraz önce nasıl söylemişti? Kendisini tanımadığını, hiçbir zaman bir arada bulunmadıklarını ileri sürecekti. Bu yalancı, bu dolandırıcı adamın daha ilk konuşmalarda öyle kalleşe bir tavır takındığını gördükten sonra eline fırsat geçer geçmez bu kenti terk edeceğinden kuşku duymamak cahillik. Bu nedenle başvuracağı en uygun yer polis olamazdı. Adam birkaçı verirse nerede arar da bulurdu? Bulsa bile iş kim bilir ne kadar uzayacak? Allah göstermesin bir ay mı sürerdi artık? Sonunda aklına uygun bir düşünce geldi. Belki de Allah da acıyor, biraz yardım ediyordu kendisine. Doğruca gidip bir gazetede bir duyuru bastıracak, adamın bütün özelliklerini iyice betimleyecekti.
Öylece ona rastlayanlar herifi yakalayıp getirebilecekler. Hiç değilse nerede oturduğunu haber vereceklerdi. Bu kararı verdikten sonra arabacıya hemen bir gazete yönetim yerine çekmesini buyurdu. Yol bitinceye kadar adamcağızın durmadan sırtını yumrukladı, bir yandan da bağırıyordu. ''Kerata, çabuk ol, biraz daha çabuk be serseri, biraz daha çabuk!'' Arabacı kafasını sallıyor, aynı zamanda fino köpeği gibi tüylenmiş olan beygirlerini kırbaçlayarak ''Ancak bu kadar oluyor beyim!'' diyordu. Sonunda araba durdu. Kovalev indikten sonra küçük bir kabul odasına girdi. İçeride gazetenin yaşlı bir memuru vardı. Sırtında eski bir frak, gözünde gözlük, ağzında bir kalem, masa başına oturmuş para sayıyordu. Kovalev bağıra çağıra ''Burada duyuruları kim alır?'' diye içeriye girdi. Memuru görünce ''Ah merhaba'' dedi. Krante memur gözlerini bir kaldırıp bir indirdikten sonra ''Saygılarımı sunarım'' diye yanıt verdi. Yeniden meteliklerini saymaya başlamıştı. ''Gazetenize bir duyuru vermek, memur izin verirseniz'' diyerek onun sözünü kesti. ''Biraz beklemenizi dileyeceğim.'' Sağ eliyle bir kağıda bir rakam yazıyor, sol eliyle de abaküsten iki yuvarlağı öbür yana geçiriyordu. Giysisi kordonlu, temiz, bu durumu uzun süreden beri kibar bir ailede hizmet ettiğinin kanıtı olan bir uşak, elinde bir pusula, masanın önünde dikiliyor, inceliğini göstermek için fırsat kolluyordu. ''Emin olun efendim'' dedi, ''bu ufacık köpek 8 grivnik etmez. Ben 8 kapik bile vermem ama bizim kontes bayılır. Günah boynuna, bu köpeğe bayılır. Baksanıza söz verdi. Kim bulup getirirse 100 ruble ödül verecek. Aramızda kalsın, bu insanların zevkleri de hiç birbirine uymuyor. Anlarım, insan meraklı olur da 500 ruble verir, 1000 ruble bile verir. Bir dazı ya da bir fino köpeği alır ama güzel bir köpektir, değer.'' Ağırbaşlı memur bütün bunları ciddi bir yüzle dinliyordu. Bir yandan da gazeteye gelen duyuruların harflerini saymakla uğraşıyordu. Yanda ellerinde pusulalar, yaşlı kadınlardan, iş yerlerinin adamlarından, kapıcılarından oluşmuş bir kalabalık bekliyordu. Pusulalarda duyurular vardı. Birinde tok gözlü bir arabacı kirayla çalışmaya gönderiliyor. Bir başkasında 1814'te Paris'ten gelmiş ve az kullanılmış bir arabanın satılığa çıkarıldığından söz ediliyordu. 19 yaşında, çamaşırcılıktan çok iyi anlar, aynı zamanda elinden her iş gelir bir kız köle olarak kiraya veriliyor. Bir tek yayı kırık ama dayanıklı bir araba satılıyor. 17 yaşında boz benekli genç bir ata alıcı aranıyor. Londra'dan yeni gelmiş taze şalgam ve turp tohumu bulunduğu duyuruluyor. Her türlü eklemesiyle birlikte satışa çıkarılan bir yazlık evin övgüsü yapılıyordu. Evin müştemilatı 2 ahırdan bir de ileride güzel bir çam ve kayın ormanı durumuna getirilebilecek bir arsadan oluşuyordu. Bir başka duyuruda bir kimse eski kundura pençeleri satmak istediğini bildiriyor, isteklilerin akşamın 8'inden sabahın 3'üne dek başvurmaları gerektiğini söylüyordu. Kalabalığın beklediği oda küçüktü. Havası da iyice bozulmuştu ama Kovalev hiçbir şey duymuyordu. Çünkü yüzü bir mendille örtülüydü. Burnu da Allah bilir neredeydi. Beklemekten sabrı tükenmişti. Dayanamadı. ''İzin buyurursanız efendim isteğimi sunayım.'' dedi. ''İşim pek ivedi de.'' ''Şimdi.'' ''2 ruble 3 kopek, 1 dakika 1 ruble 64 kopek.'' Krante memur sonunda kadınların, kapıcıların pusulalarından başını kaldırabildi. Kovalev'e dönerek ''Buyurun.'' dedi. ''Sizden ricam bir dalavere oldu, nasıl söyleyeyim, bir dolandırıcılık nasıl olduğunu şu ana dek anlayamadım. Sizden ricam bunu gazeteye yazmanız. O haydutu bana kim bulur getirirse iyi bir ödül vereceğim.'' ''Tamam, lütfen adınızı söyler misiniz?'' ''Aman sakın ha, adım da ne olacak? Hem adımı söyleyemem ki, bir sürü tanıdığım var. Bayan Çentareva bir Danıştay üyesinin karısıdır, sonra Bayan Pelagia Grigoryevna Potocina yüksek rütbeli bir subayın ailesidir. Ya duyuverirlerse?'' ''Aman Tanrı korusun, yalnızca bir şube müdür yardımcısı diye yazın ya da daha iyisi bir binbaşı deyin.'' ''Yani uşağınız mı kaçtı?'' ''Hangi uşağım?'' ''Keşke uşağım olsa, giden burun, burun.''
Ama da şaşırtıcı bir at. Peki bu Bay Burun sizi çok mu dolandırdı da gitti efendim? Burun, ne olduğunu gene anlamadınız ki. Benim burnum, kendi burnum kayboldu. Nerede bilmiyorum. Şeytanın bana ettiği iş bu. Nasıl kayboldu? Söylediklerinizden pek bir şey anlamıyorum bayım. Nasıl kaybolduğunu anlatamayacağım. Yalnızca önemli olan şu ki burnum Danıştay üyesi kılığında şu anda kentte dolaşıyor. Size duyuru vermek isteyişim de bu yüzden. Kim görürse yakalayıp en kısa zamanda bana getirmesini istiyorum. Bu kadar görünen bir organım eksik olarak nasıl yaşayabilirim ha? Bir ayak parmağım gibi de değil ki. Öyle bir şey olsa kabul. Ayakkabının içinde ne olduğunu kimse görmez. Her perşembe kendisini ziyarete gittiğim bir hanımefendi vardır. Bir Danıştay üyesinin karısıdır. Bayan Çehtareva. Yine gördüğüm bir bayan daha var. Bayan Pelagia Grigoryevna Potocina. Yüksek rütbeli bir subayın ailesi. Çok güzel bir kızı var. Ayrıca çok kibar bir aileye de girer çıkarım. Siz söyleyin ne yaparım ben şimdi ha? Bu durumumda ötede beride nasıl görünürüm? Memur dudaklarını büzdü, düşünüyordu. Uzun süre sustuktan sonra sonunda ''Hayır bayım'' dedi. ''Böyle bir duyuruyu ben gazeteye koyamam.'' ''Ne? Nasıl hayır? Niçin koyamazsınız?'' ''Çünkü böyle bir duyuru bir gazetenin ününü sarsabilir. Öyle her önüne gelen burnunun yittiğini yazdırmaya kalkacak olursa işin sonu nereye varır ha? Aslında gazetelerde bir sürü saçma sapan yazılar çıktığından söz edip duruyorlar.'' Neden saçma sapan oluyormuş? Bu işte saçmaya benzer bir şey göremiyorum. Siz öyle düşünüyorsunuz ama bakın, geçen hafta bir olay oldu. Bir yüksek kişi geldi, tıpkı bugün sizin geldiğiniz gibi, elinde duyurulmak üzere bir kağıt, duyuru ücreti de 2 ruble 73 kopek tutmuştu. Yazı şöyleydi: siyah tüylü bir fino köpeği kayboldu. Olur ha, köpek bu. Kaybolur, kaybolur. Ama en sonunda altından ne çıktı biliyor musunuz? Meğer iş maskaralıktan başka bir şey değilmiş. O fino köpeği dediği de bilmem hangi kuruluşta vezne memuruymuş. Ama benim size verdiğim duyuru bir fino köpeği hakkında değil ki, öz be öz kendi burnum hakkında, yani dolayısıyla benim hakkımda. Hayır bayım, böyle bir duyuru yayınlayamam. Peki ya benim burnum gerçekten kaybolduysa? Olabilir bayım, o hekimin bileceği iş. Söylediklerine göre uzman insanlar varmış, sanırım size pek güzel bir burun yapacaklardır. Hem ben öyle sanıyorum ki siz şakacı bir kimsesiniz, insanlara takılmaktan pek hoşlanıyorsunuz. Değil, vallahi değil. Neyin üstüne isterseniz and içeyim. İzin verin, iş bu duruma geldi, o zaman göstereyim size. Memur biraz enfiye çekti, biraz zahmet etmeyin dedi. Sonra meraklı bir davranışla ekledi: bununla birlikte zahmet olmazsa ben çok hoşnut olurum görmekten. Müdür yardımcısı yüzündeki mendili çekti. Memur, vallahi dedi, şaşılacak bir şey. Yeri dümdüz, kaymak gibi, evet dümdüz, inanılmayacak derecede düz. Ya, gördünüz mü? Hala direnecek misiniz? Benim duyurumu yayınlamamanın olanaksız olduğunu siz de anladınız değil mi? Size bundan dolayı özellikle minnet duyacağım. Ayrıca bu olayın bana sizinle tanışmak onurunu bağışlamış olmasından daha çok hoşnutum. Kovalev bu kez aşağıdan almaya karar vermişti. Bu niyeti sözlerinden de anlaşılıyordu. Memur, bu duyuruyu yayınlamak bayım, işin doğrusu önemsiz bir şey. Yalnızca sizin bundan büyük bir yararınız olacağını sanmıyorum. Siz bu işi kalemi güçlü bir insana verseniz de o bunu doğal bir olaymış gibi yazsa, sonra örneğin Kuzey Yarısı dergisinde, burada biraz daha enfiye çekti, bu makaleyi yayınlasa hem gençlik yararlanır hem halk ilgiyle okur. Müdür yardımcısı umutsuz bir durumda gözlerini masanın üzerinde duran bir gazetenin alt yanına eğdi. O kısımda tiyatro haberleri vardı. Yüzü gülmeye başladı. Gazetede bir kadın sahne sanatçısının adını okumuştu. Güzel bir kadındı. Elini cebine soktu, mavi bir kağıt para araştırmaya başladı. O parayla gidilince tiyatroya kalburüstü kimselerin oturduğu koltuklarda oturulurdu. Fakat burnunu anımsar anımsamaz bütün düşleri darmadağın oldu. Kovalev'in bu acıklı durumuna memur da üzülüyor gibiydi. Bu ortaklığın onun derdini biraz olsun hafifleteceğini düşünerek birkaç söz söylemek istedi. Başınıza böyle bir iş gelmiş olmasına cidden üzüldüm bayım.
Biraz enfiye çekmez misiniz? Hem başınızın ağrısını giderir hem de üzüntünüzü dağıtır. Aynı zamanda basur memesine karşı iyi bir ilaçtır. Bunları söyleyen memur Kovalev'e bir tabaka uzatmıştı. Üstelik tabakanın kapağında şapkalı bir kadın resmi vardı. Memurun bu düşüncesiz davranışı karşısında sabrı tükenen Kovalev öfkeyle ''Anlamıyorum'' dedi. ''Nasıl hala işin alayında olabiliyorsunuz? Görmüyor musunuz ki enfiye çekebilmek için gerekli olan şey yok bende. Yerin dibine geçsin enfiyeniz. Değil sizin kötü enfiyeniz, enfiyelerin şahı olsa gözümde yok.'' Bunları söyledikten sonra sinirleri bozulmuş olarak gazete yönetim yerinden çıktı, polis komiserliğine doğru yolu tuttu. Kovalev tam komiserin uykuya yatmak üzere olduğu bir sırada vardı karakola. Uzanan komiser esniyerek, ''Şöyle tadını çıkara çıkara iki saatçik olsun bir uyku çekeyim.'' diyordu. Müdür yardımcısının zamansız geldiği besbelliydi. Polis komiseri sanatlı şeylere olsun, el sanatı ürünlere olsun çok meraklıydı. Ama hazinenin yapıtı olan papelleri hepsine yeğlerdi. Öyle bir şey ki derdi. Daha iyisi can sağlığı, ne ekmek ne su. Yer tutmaz, cebe girer, yere düşse kırılmaz. Kovalev'i çok yavan karşıladı. Ufak yolu da dokundurdu. Yemek üstüne incelemeye başlamanın zamansız bir iş olacağını, doğanın bile öyle buyurduğunu, tok karnına biraz dinlenmenin gerekli bir şey olduğunu, namuslu bir insanın böyle zamanlarda burnunu yitirmeyeceğini açıktan açığa duyumsattı. Komiserin sözleri bizim kahramana pek dokundu. Unutmamak gerek ki Kovalev çok alıngan bir insandı. Kişiliğine yapılan her türlü saygısızlığı hoş görebilirdi ama toplumsal konuma ya da rütbeye karşı saygısızlık edeni dünyada bağışlamazdı. Örneğin tiyatro yapıtlarında küçük rütbeli subaylar hakkında ileri geri sözler söylenmesini kendi kendine uygun bulabiliyordu da büyük rütbeli subaylara dil uzatmalarına asla dayanamıyordu. Komiserin onu böyle karşılaması öyle ağrına gitti ki kendisini tutamadı, kafasını salladı, elini uzattı kurumlu bir tavırla ''Bu saldırgan sözlerinizden sonra ekleyecek hiçbir şeyim kalmıyor.'' dedi. Hemen çıktı. Bütün ağırlığını bacaklarında duyarak evine döndü Kovalev. Gece oluyordu. Evi bütün bu tatsız olaylardan sonra ona son derece pis, son derece iç kapatıcı göründü. Kapıdan içeri girer girmez uşağı Ivan'la karşılaştı. Uşak eski zaman derisinden yapılmış minterin üstüne sırt üstü uzanmış, boyna tavana tükürüyor, büyük bir ustalıkla hep aynı yere nişan alıyordu. Bu terbiyesizce davranış Kovalev'i büsbütün çileden çıkardı. Şapkasıyla uşağın alnına vurarak, ''Sen hep böyle aptalca işlerle uğraşa dur.'' dedi. İvan bir hamlede yerinden sıçradı, telaşla efendisinin paltosunu çıkarmaya koyuldu. Binbaşı yorgun, üzüntülü bir durumda odasına girdi, kendisini bir koltuğun üzerine attı, derin derin birkaç soluk aldıktan sonra ''Eh Allah'ım'' dedi, ''nedir bu talihsizlik? Elim olmayabilirdi, ayağım olmayabilirdi, kulağım olmayabilirdi ama bunların hepsi bugünkü durumumdan bin kez daha iyidir. Burunsuz bir adam ne demek bu? Ne kuş ne deve. Burnumu bir savaşta, bir düelloda filan yitirmiş olsam ya da kendim yitirsem yüreğim yanmayacak. Ama değil, bir hiç uğruna. Hem de nasıl, bedava, bir kopeklik bile çıkarım olmadan.'' Düşündü. Ama hayır olamaz, bir burnun böyle düşmesi olmayacak şey. Ne türlü düşünürsen düşün, olmayacak şey, dedi. Kesinlikle düş görüyorum ya da bir düşlem bu. Belki de yanlışlıkla su içiyorum diye tıraş olduktan sonra yüzüme sürdüğüm alkolü içtim. Bu İvan sersemi kaldırmayı unutmuş olacak, ben de olduğu gibi diktim sanırım. Binbaşı sarhoş olmadığına iyice inanmak için bir yerini çimdikledi. Ama o denli canı yanmıştı ki kendisini tutamayıp bir çığlık attı. Çimdiğin acısı düş görmediğini, sarhoş olmadığını ona gereğinden daha iyi kanıtladı. Yavaşça aynaya yaklaştı. Usul usul gözlerini kaldırmaya çalıştı. Belki de burnu yerinde görecekti. Ama birdenbire hızla geri döndü. Aman tanrım, ne maskara surat diye bağırmaktan da kendini alamadı. Akıl sır erecek gibi değildi. Bir düğme olsa yitirilen ya da bir gümüş kaşık ya da bir saat ya da bunlara benzer başka bir şey neyse ama burun...
Üstelik kendi evinde. Kovalev teker teker bütün olasılıkları gözden geçirdi. Akla en yakın geleni bu işin o yüksek rütbeli subay karısının Bayan Potocina'nın başının altından çıkmış olmasıydı. Kızını Kovalev'e yamamak istiyordu. Kovalev de kızla cilveleşmekten hoşlanıyordu fakat işin son aşamaya yaklaştığını görür görmez yan çizmeye başlıyordu. Hanımefendi niyetini biraz daha açığa vurunca da bütün kendisini geri çekiyor, tatlı tarafından tutturarak henüz genç olduğunu söylüyor, görevinde yükselmek, seçkinleşebilmek için daha 5 yıl kadar beklemesi gerektiğini, o zaman da ancak 42 yaşında olacağını söylüyordu. O yüksek rütbeli subayın karısı, belki de bunun acısını çıkarmak için Kovalev'e bir kötülük etmek istemiş, bu kötülüğü yapmak üzere de parayla büyücü karılar tutmuştu. Çünkü burnun kesilmiş olabileceğini düşünmek olanaksız bir şeydi. Odaya kimse girmemişti. Berber Ivan Yakovlevich de kendisini ta çarşamba günü tıraş etmişti. O gün akşama dek burnu yerindeydi. Ertesi perşembe günü de. Peki anımsıyordu. Bundan yana en küçük bir kuşkusu yoktu. Hem bir yara kısa zamanda kapanmaz. Böyle kaymak gibi dümdüz bir duruma nasıl geldi bu? Kafasında bir takım tasarılar geliştirdi. Bayan Botocina'yı mahkemeye verecek, belki de kendisine gidip çok aşağılayıcı bir davranışta bulunacaktı. O sırada kapının aralıklarından süzülen bir ışık bütün düşüncelerini yarım bıraktı. Demek ki Ivan dışarıdaki mumu yakmıştı. Biraz sonra Ivan elinde şamdan içeri girdi. O da birdenbire aydınlanmıştı. Kovalev'in ilk hareketi mendilini alıp henüz düne kadar burnu bulunan yeri örtmek oldu. Yeter ki bu alıkuşak kendisini bu kadar şaşırtıcı bir durumda görüp şaşkınlıktan ağzını bir karış açmasın. Ivan daha odasına dönmemişti. Dışarıda yabancı bir ses işitildi. Biri, ''Müdür yardımcısı Kovalev burada mı oturuyor?'' diye soruyordu. Kovalev kapıyı açmak üzere telaşla yerinden fırladı. ''Buyurun!'' diye bağırdı. ''Binbaşı Kovalev burada.'' İçeriye favorileri ne fazla açık ne fazla koyu, yuvarlak yüzlü, alımlı bir polis memuru girdi. Hani o bu öykünün başında İsakiyev Köprüsü'nde gördüğümüz polis memuru. ''Efendim burnunuzu yitirdiniz mi?'' diye sordu. ''Evet doğru, kaybettim. Bulundu da.'' Kovalev ''Ne söylüyorsunuz?'' diye bağırdı. Sevinçten dili tutulmuştu, dudakları, yüzü şamdanın titrek ışığında pırıl pırıl önünde duran polise baktı. Sonunda ''Peki nasıl?'' diyebildi. ''Tuhaf bir rastlantıyla. O kaçarken yolda yakalandı. Posta arabasına yerleşmişti bile. Niyeti Riga'ya kaçmaktı. Pasaportu epey bir zaman önce bir memurun adına hazırlanmıştı. En tuhafı da onu bir beyefendi sandım. Bereket versin gözümde gözlüğüm vardı. Onun bir burun olduğunu hemen anladım. Bendeniz miyopumdur da. Örneğin önümde duruyorsunuz değil mi? Yalnızca yüzünüzü görebilirim. O yüzün üstünde ne var, burun mu, sakal mı hiçbirini ayrımsayamam. Kaynanam da yani karımın annesi o da böyledir. Hiçbir şey görmez. Kovalev'in aklı başında değildi. Nerede şimdi? Ha, şimdi nerede? Koşup gideyim hemen. Telaş buyurmayın. Size gerekli olacağını düşünerek yanımda getirdim. Gariptir, bütün iş Vosnoşenski sokağında berberlik eden bir haydudun elinin altından çıkıyor. Kendisi de şu anda tutuk evinde. Sarhoşluğundan ve hırsızlığından epeydir kuşkulanıyordum. 3 gün önce de bir dükkandan bir düzine düğme aşırdı ama merak etmeyin. Burnunuz sağlam, hiçbir yerine bir şey olmadı. Polis memuru bu sözleri söyleyerek elini cebine daldırdı, oradan bir kağıt parçasına sarılmış olan burnu çıkardı. Kovalev, ''Hah, evet o!'' diye haykırdı. ''Ta kendisi!'' ''Size bir çay içmeye çağırsam, ha, kabul buyurmaz mısınız?'' ''Bu büyük dostluğunuzdan dolayı size son derece minnettarım ama şu anda olmaz. Buradan çıktıktan sonra bir ıslah evine gitmek zorundayım. Şu son günlerde de yaşam nasıl pahalılaştı?'' Yanımda da kaynanam var, yani karımın annesi. Aynı zamanda çocuklarım da var. Büyüdükleri zaman adam olacaklar gibi görünüyor. Akıllı olanlar. Gel gelelim okutup büyütmek için param yok. Memur gittikten sonra binbaşı anlatılmaz bir ruh durumu içinde birkaç dakika kıpırdamadı. Neden sonra o da güç bela görmeye, duyumsamaya başladı. Birdenbire gelen mutluluk onu işte bu duruma soktu. Sonunda korka korka bulup getirdikleri burnunu 2 avucuna aldı, bir daha dikkatle baktı. Evet o, tas tamam kendi burnum diyordu.
İşte sol yanında da dün gece ortaya çıkan Sibilce. Kovalev sevincinden neredeyse gülecekti. Ama bu dünyada hiçbir şey sürekli değil. Bu nedenle neşe ikinci dakikada birincidekinden farklıdır. Üçüncüde bir derece daha zayıflar, sonunda bütün yok olur. Eski durumumuza döneriz biz de. Suda genişleyen halkaların sonunda suyun yüzeyiyle bir olup kaybolması gibi. Kovalev düşünmeye başladı. Sorun henüz tümüyle bitmemişti. Gerçi burnu bulunmuştu ama şimdi bir de onu yerine yapıştırmak vardı. Ya tutmayı verirse? Bunu düşünür düşünmez benzi kül gibi oldu. Anlatılmaz bir korku içinde masaya atıldı. Aynayı aldı. Burnu çarpık yapıştırmamalıydı. Elleri tir tir titriyordu. Özene bezene burnu eski yerine yerleştirdi. Felaket! Tutmuyordu! Ağzına götürdü, hohlayıp soluğuyla ısıttı. Ondan sonra iki yanağının arasındaki düzlük yere yeniden yerleştirdi. Boşuna, hiçbir işe yaramıyordu. Tutsana be baş belası, dedi. Burun tahtadan gibiydi. Masanın üstüne düşmüştü. Mantar sesine benzer tok bir ses çıkardı. Kovalev'in yüzü sinirli sinirli kırıştı, canı sıkılarak. Hiç mi tutmayacak acaba, dedi. Burnunu birkaç kez yerine götürdü ama bütün çabaları boşa. Kovalev Ivan'ı çağırdı. Aynı yapının en güzel dairesi olan birinci katta oturan doktora gitmesini söyledi. Doktor zarif, yakışıklı bir adam. Pomatlı favorileri, genç ve dinç bir karısı var. Her sabah elma yiyor. Ağzını da görülmemiş derecede temiz tutuyor. Sabahları 3 çeyrek saat suyla çalkalıyor. 5 çeşit fırçayla dişlerini ovuyor. Doktor hemen biraz sonra göründü. Bu yıkımın başına ne zaman geldiğini sorduktan sonra Kovalev'in çenesinden tuttu, baş parmağıyla burnunu yerine bastı. Öyle ki Kovalev'in başı hızla geri gitti. Kafasının arkası duvara çarptı. Doktor, zarar yok, zarar yok dedikten sonra kafasını duvardan ayırdı. Önce biraz sağa çevirmesini rica etti, sonra burun yerine dokunarak ''Hmm'' dedi. Başını bir de sola çevirmesini söyledi, bir daha dokundu, yine ''Hmm'' dedi. Sonra bir fiske vurdu. Kovalev kafasını dişlerine bakılacak bir beygir gibi geri çekti. Doktor o incelemeyi de bitirdikten sonra başını sallayarak dedi ki ''Hayır, olanaksız. Bu durumda kalmanız en iyisi çünkü daha kötü olabilir. Kuşkusuz bu burun yerine takılabilir. İsterseniz şimdi takayım ama inanın daha kötü olacak.'' ''İyi ama böyle burunsuz ne yaparım? Bundan daha kötüsü olamaz ki. Siz bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu maskara gibi suratla kimin karşısına çıkabilirim ben? Bir sürü tanınmış dostum var benim. Bugün bile 2 eve akşam ziyaretine gitmem gerekiyor. Birçok insan tanır beni. Örneğin Danıştay üyesinin karısı, sonra Bayan Potocina, yüksek rütbeli bir subayın ailesi. Gerçi bu olaydan sonra kendisiyle daha çok polis aracılığıyla görüşeceğim ama.'' Kovalev sanki yalvarıyordu. ''Allah aşkına, nasıl olursa olsun ha, pek yakışmasa bile zararı yok, yeter ki tutsun. Ara sıra düşecek gibi olduğu zamanlar elimle hafifçe bastırmaya da razıyım ha. Dans filan da etmem zaten, bunun için düşmesinden korkum yok. Vizite ücretine gelince elimden geldiği kadar sizi hoşnut etmeye çalışacağım.'' ''Ha yok, kesinlikle. Ben para canlısı bir adam değilim, bu benim yöntemime, sanatıma aykırıdır.'' Doktor ne hızlı konuşuyordu ne yavaş ama sözleri öyle bir inandırıcıydı ki. ''Vizite ücreti olarak ufak bir şey alırım. O da müşterilerimi kırmamak için. Burnunuzu da yapıştırabilirim ama vallahi inanmıyorsanız and içeyim daha çirkin olacak. Olduğu gibi bırakın daha iyi. Bol bol soğuk suyla yıkayın. Burunsuz olarak da burunluymuş gibi rahat edeceksiniz. Yalnız size başka bir şey tavsiye edebilirim. Burnunuzu biraz ispirtoyla birlikte bir kaba koyun. Ya da daha iyisi bir kavanoza 2 çorba kaşığı vodka ile biraz sıcak sirke. Çok para kazanacaksınız. Çok para. İstemezseniz burnunuzu ben bile satın alabilirim.'' Kovalev umutsuz bir durumda. ''Hayır. Hayır, bu türlü para kazanmak istemiyorum. Satmayacağım. Kaybolup gitsin daha iyi.'' ''Bağışlayın,'' dedi doktor. ''Size yararlı olmak isterdim. Ama ne yapalım? Gördünüz, elimden geleni yaptım.'' Doktor işte böyle söyleyerek soylu bir tavırla dışarı çıktı.
Kovalev onun yüzüne bile bakmadı. Bitkin ve perişan bir durumdaydı. Doktorun siyah frakının kollarından sarkan gömleğinin kar gibi beyaz tertemiz kollarından başka bir şey ayrımına varamamıştı. Ertesi gün Bayan Potocina'ya bir mektup yazmaya karar verdi. Dava sorunu için değil de önerisine gönül hoşluğuyla razı olacak mı olmayacak mı bunu anlamak için. İşte mektup. Sayın Bayan Aleksandra Grigorievna, şu şaşırtıcı davranışınıza bir anlam veremiyorum doğrusu. Böyle davranmakla elinize bir şey geçeceğini ve beni kızınızla evlenmek zorunda bırakacağınızı sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Baştala verici rolünü oynadığınız burun oyununun şu anda bizce tümüyle aydınlanmış bulunduğundan emin olabilirsiniz. Hiç beklenmedik bir zamanda yerinden ayrılışı, kaçışı, kılık değiştirip bir memur kimliğine bürünmesi ve sonunda gene kendi görünüşüyle ortaya çıkması, sizin ya da paranızla tutulmuş bazı kimselerin cidden çok namusluca yaptıkları sihirbazlıklardan başka bir şey değildir. Söz konusu burun bugün akşama dek yerine yerleştirilmezse yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı önceden haber vermeyi kendime bir görev saydım. Yeri gelmişken saygılarımı sunmakla onur duyarım. Hizmetkarınız Platon Kovalev. Cevap. Sayın Bay Platon Kovalev, mektubunuz beni pek şaşırttı. Doğrusu ya bu denli haksız saldırılarınıza hedef olacağını hiç düşünmüyordum. Size önceden bildireyim ki sözünü ettiğiniz kimseyi ne kendi kılığında ne de kılık değiştirmiş olarak hiçbir sebeple evime kabul etmiş değilim. Evime yalnızca Filip Ivanoviç Potançikov geldi. Doğru ama bundan ne çıkar? O kızımla evlenmek istedi. Davranışları kibar, ahlakı temiz, çok bilgili bir adam. Ama gene de ben kendisine bu konuda hiçbir umut vermedim. Bir de burnunuzdan söz ediyorsunuz. Bununla burnunuza karşı gülmek niyetinde olduğumu söylüyorsunuz. Yani size usulen bir et yanıtı vereceğimi ileri sürmek istiyorsanız, bu sözünüze ayrıca şaşarım. Çünkü ben tümüyle tersini düşünüyorum. Böyle olduğunu siz de bilirsiniz. Kızımla yasal yolla evlenmek istiyorsanız sizi hemen sevindirmeye hazırım. Bu her daim için benim de en büyük arzum. Her zaman emrinize hazır bulunduğumu bildirmekle onur duyarım. Aleksandra Potocina. Kovalev mektubu okuduktan sonra, "Hayır, bu işte onun hiçbir suçu yok," dedi. Bu mektubu yazan insan öyle bir suç işlemiş olamaz. Binbaşı bu türlü işlerin ustasıydı. Kafkasya'dayken onu birçok kez araştırma yapmaya göndermişlerdi. Peki bu durumda diyordu böyle bir şey nasıl oluyor, niçin oluyor? Allah'ım, kolları yana düştü. Bu arada bütün şehir şaşırtıcı olayın dedikodusuyla çalkalanıyordu. Öyküyü en ufak ayrıntısına varıncaya dek mal bulmuş mağribi gibi şişire şişire anlatıyorlardı. Aslında o zamanın kafaları bu türlü olağanüstü şeylere inanırlardı. Bir süre önce de halkı bir manyetizma merakıdır sarmıştı. Konuşan Naya sokağında dans eden sandalyelerin öyküsü üzerinden henüz çok zaman geçmemişti. Bundan dolayı müdür yardımcısı Kovalev'in burnunun saat 3 sularında Nevski Caddesi'nde dolaştığı konusunda anlatılan öykülere şaşmamalı. Meraklılar akın akın burnu görmeye gidiyorlardı. Biri burnun Yunker mağazasında olduğuna antlar içti. Onun üzerine halk mağazaya öyle bir saldırdı, mağazanın önü öyle bir kalabalıkla doldu ki polis güvenliği sağlamak için işe karışmak durumunda kaldı. Geceleri tiyatroların dağılma zamanlarında çeşitli şekerlemeler, çörekler satan ve işini çok iyi bilen kibar kılıklı favorili bir esnaf mağazanın karşısına sağlam tahtadan kat kat sıralar yaptı. Meraklılar 80'er kopek vererek bunun üzerine çıkıp burnu oradan seyredeceklerdi. Emekli bir albay sabahleyin erkenden evinden çıktı, burnu görmek üzere buraya geldi. İtile kakıla kalabalığın içine sokuldu. Ama mağazanın penceresinde burun yerine yünden yapılmış sıradan bir gömlekle taş basması bir resimden başka hiçbir şey göremeyince çok öfkelendi. Resimde çorabını çeken bir kız vardı. Bir de sırtında önü açık bir yelek, ufacık sakallı gençten bir bey,
bir ağacın tepesinden kıza bakıyordu. Resim oraya asılalı 10 yıldan çok olmuştu. Albay, bu halkı da bu kadar zırva, bu kadar budalaca martavallarla nasıl böyle coşturuyorlar diye söylene söylene geri döndü. Derken bir gürültü koptu. Kovalev binbaşının burnu görünmüştü. Ama Nevski caddesinde değil de Tavride bahçesinde. Zaten çoktan beri orada olduğunu söylüyorlardı. Husrev Mirza bile burada oturduğu zaman bu şaşırtıcı doğa oyunu karşısında şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüyordu. Tıp akademisi öğrencilerinden birkaçı oraya inceleme yapmaya gitmişlerdi. Yüksek tabakadan bir hanımefendi bahçenin yöneticisine özel bir mektup yazmış, kendisinden çocuklarına bu az görülür olayı göstermesini, ahlaksal açıklamalar yapmasını rica etmişti. Bu olaylar kibar takımını epeyce oyaladı. Öykü dağarcıklarını tümüyle boşaltmış ve toplantıları hiç kaçırmayan kibar beyler, bayanlarını hep bu konudan söz ederek güldürürlerdi. Öte yandan da düşünen, aklı başında insanlardan küçük bir kalabalık pek hoşnut görünmüyordu. Bir efendi öfkeli öfkeli bu uygarlık yüzyılında bu türlü saçmaların, bu anlamsız uydurmaların yayılmasına, hükümetin bu konudaki ilgisizliğine şaşıyordu. Bu efendi, besbelli hükümetin bütün işlere el koymasını isteyen kalabalıktan olmalıydı. Hani karıyla koca arasındaki günlük kavgalara dek. Ondan sonra... Ama öykü burada yeniden kalın bir bulut tabakasıyla kapanır. Bundan sonra ne olduğu konusunda da hiçbir şey bilinmez. Şu dünyada ne olmadık şeyler olur. Olaylar da çoğu zaman inanılacak gibi değildir. O Danıştay üyesi kılığında gezen, kentte bunca gürültüye yol açan burun, sonunda nasıl oldu bilinmez eski yerine döndü. Yani binbaşı Kovalev'in iki yanağının tam orta yerine. Bu Nisan'ın 7'sinde oldu. Kovalev sabah uyanıp da aynaya şöyle bir bakınca burnunu yerinde buldu. Elini götürdü. İşte tas tamam kendi burnuydu. Yaşasın diye bağırdı. Neredeyse odanın içinde sevinçten yalın ayak oynayıp zıplamaya başlayacaktı. Ama Ivan'ın gelmesi buna engel oldu. Ivan'dan yüzünü yıkamak için su istedi. Yıkandıktan sonra gene aynaya baktı. Burun yerindeydi. Üpeşkirle kurulandı. Yeniden aynaya baktı. Burun gene yerindeydi. Bak bakalım Ivan dedi, burnumun üstünde sivilcemsi bir şey var sanırım. Bir yandan da şöyle söyleniyordu. Şimdi Ivan bana, hayır efendim yalnızca sivilce değil, burnunuz da yok deyiverirse. Ama Ivan, hayır sivilce filan hiçbir şey yok, burnunuz sapasağlam diye yanıt verdi. Güzel dedi binbaşı. Ondan sonra da parmağını şaklattı. O sırada kapıdan süt dökmüş kedi gibi korka korka berber Ivan Yakovlevich göründü. Kovalev daha uzaktan, çabuk söyle diye bağırdı, ellerin temiz mi? Temiz. Atıyorsun. Vallahi temiz efendim. Peki, hadi bakalım. Kovalev oturdu, Ivan Yakovlevich onun boynuna bir peşkir iliştirdi. Bir anda bütün sakalıyla yüzünün bir kısmını tüccar düğünlerinde sunulan kremaya benzer sabun köpüğü içinde bıraktı. Yakovlevich burnu görünce kendi kendine, gördün mü dedi. Sonra eğildi, sağdan soldan bir güzel inceledi. Bak hele dedi, hiç belli değil. Uzun uzadıya burnu seyretti. Sonunda dikkatle, kolayca düşünebileceğimiz bir özenle ve iki parmağıyla ucundan tutacak oldu. Ivan Yakovlevich'in yöntemi böyleydi. Kovalev, yavaş ol, yavaş, dikkat diye bağırdı. Ivan Yakovlevich'in eli yanına düştü. Başı döndü. Öyle şaşırdı ki bu derecesi hiç başına gelmemişti. Sonunda ustayı özenle sakalın üzerinde yürütmeye başladı. Ama elini dayayacak bir burun olmadı mı bu iş ne kadar güç oluyordu. Neyse, baş parmağını kah yüzüne kah alt çenesine bastırarak zar zor işini bitirdi. Her şey hazır olduktan sonra Kovalev çarçabuk giyindi, bir faytona atladı, doğru şekerlemeciye gitti. İçeriye girerken daha kapıdan bağırdı. Garson, bana bir fincan çikolata. Aynı zamanda da aynaya bakmayı unutmadı. Burnu yerindeydi.
Döndü, göz ucuyla ve alaycı bir tavırla biraz ötede oturan iki subayı süzdü. Birinin burnu yelek düğmesi kadar ya vardı ya yoktu. Oradan çıkınca Bakanlık Özel Kalemi Müdürlüğü'ne uğradı. Bir işi kovalıyordu. Vali yardımcılığına istekli olmuştu. Vermezlerse müdür yardımcılığına razıydı. Kabul salonuna girdiğinde bir daha aynaya baktı. Burnu hep yerindeydi. Ondan sonra gene bir müdür yardımcısı, yani gene binbaşı olan bir arkadaşını görmeye gitti. Bu adam çok alaycı bir arkadaştı. Onun şaka yollu sözlerine karşılık Kovalev, ''Hep sen yok musun sen, kafir şeysin.'' derdi. Yolda yürürken düşünüyordu. Şimdi binbaşı beni görür görmez kahkahayı basmazsa her şey yerli yerinde demektir. Ama arkadaşı onu hiçbir şey yokmuş gibi karşıladı. Kovalev, ''Çok iyi, pek güzel işler yolunda.'' diye düşündü. Yolda kızıyla birlikte o yüksek rütbeli subayın karısına, Bayan Potocina'ya rastladı. Önlerinde saygıyla eğildi. Onlar da ona neşeli sözlerle karşılık verdiler. Demek ki hiçbir eksiği yoktu. Epey konuştu, sonra cebinden bir tabaka çıkardı. Bu işi inadına yapıyordu. Burnunun iki deliğine de enfiye çekti. Kendi kendine şöyle diyordu. Ah kadın milleti, namussuz millet. Hadi bakalım, almayacağım işte kızını. Öyle bedava yere paramur olmaz. Bu olaylardan sonra binbaşı Kovalev, Nevski Caddesi'nde, tiyatrolarda, her yerde sanki hiçbir şey olmamış gibi dolaşıp duruyordu. Burnu da bir şey olmamış gibi hep yüzünde duruyor, bir zamanlar ayrılmış olduğunu belli etmiyordu. O günden sonra Kovalev'i hep neşeli gördüler. Yüzünde bir gülümseme, durmadan bütün güzel kadınların peşinde dolaşıyordu. Bir kez Gostine'deki dükkanlardan birinde nişan kordelosu alırken bile görüldü. Niçin alıyordu anlayamadık. Çünkü kendisine nişan filan verilmiş değildi. Geniş imparatorluğun kuzey başkentinde işte böyle bir öykü geçti. Ancak şimdi bu öyküyü yeniden düşününce, İçinde olmayacak şeyler bulunduğunu görüyorum. Burnun yerinden ayrılması, böyle birçok yerde Danıştay üyesi kılığında dolaşması ne denli alışılmaz bir olay olursa olsun, o konu ayrı. Ama Kovalev, gazeteye bir burun için duyuru verilemeyeceğini nasıl anlamadı? Duyuru ücretlerinin yüksekliğinden söz etmek istemiyorum. O denli eli sıkı bir insan değilim çünkü. Ama bu işin yakışıksız, çirkin bir iş olduğunu nasıl anlayamadı? İyi ama nasıl oluyor da burun pişmiş bir ekmeğin içinden çıkıyor, sonra nasıl oluyor da Ivan Yakovleviç, hayır, aklım ermez bu işe. Gerçekten aklım ermez. Ama en çok şaştığım, en çok akıl erdiremediğim başka bir nokta da yazarların bu türlü konuları alıp işlemeye kalkmaları. İnanın bana bu açıklanamaz. Akıl erdiremiyorum. Önce ülkenin bundan hiçbir yararı yok, sonra yararı gene yok. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Ama ne dersiniz deyin bazı noktalar. Ya öyle ya, hangi işin şaşırtıcı yönü yok? Gene de insan biraz düşününce bu öyküde bir şeyler bulmuyor mu? Ne derlerse desinler. Yeryüzünde bu türlü olaylar oluyor. Binde bir. Ama oluyor.